Merhaba kanalıma hoşgeldiniz ben İdris yani Bugünkü videomda iPhone'da bir kestirme otomasyon var iPhone Siri'de istediğimiz şeyi söyletebiliyoruz. Peki ne zaman? Diyelim ki bir telefonu şarj etmek istiyorsunuz ve şarja taktığınızda Siri'nin konuşmasını istiyorsunuz. Veyahut da şarjdan çıkarttığınızda tekrardan Siri'nin konuşmasını istiyorsunuz. Evet şu an doğru yerdesiniz. Bu videoda size detaylı bir biçimde adım adım anlatacağım. Video geçmeden önce de iPhone ipuçları istiyorsanız da bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Hazırsanız video geçebiliriz. Şimdi öncelikle bir iPhone cihazımız var elimizde. Kestirmeleri açmamız gerekiyor. Şimdi sizde bazı telefonlarda kestirmeler olmayabilir. Yoksa Apple Store'a girip öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Ardından kestirmelere giriyoruz. Burada şunları ben sileyim çünkü daha önce yapmıştım. Burada bakın alt tarafta kestirmeler, otomasyon ve galeri var. Bizim istediğimiz şey otomasyon. Yani bir otomasyon gerekiyor. Şarja taktığımızda konuşsun. Şarjdan çıkarttığımızda konuşsun. Bunu istiyoruz. Bunun için de otomasyona girmek istiyoruz. Otomasyonu tıklıyoruz. Burada iki seçenek çıkıyor karşımıza. Birincisi kişisel otomasyon yarat. Diğeri de ana habı ayarla. Şimdi ana hablı işimiz yok bizim. Bizim kişisel bir otomasyon yaratmamız gerekiyor. Bunun için de buradaki mavi olan yere tıklıyoruz ve bakın bir sürü otomasyon seçenekleri çıktı karşımıza. Peki bunlardan hangisini seçeceğiz? Aslında hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Fakat bu videonun konusu şarja takınca serinin konuşması. Bu yüzden de aşağı iniyorum. Burada şarj aleti var. Bunu buluyorum ve burada şarj aletine tıklıyorum. Şimdi karşıma iki seçenek çıktı. Birincisi bağlıyken, diğeri bağlı değilken. Öncelikle bağlı bağlıykeni bir ayarlayalım. Sonrasında bağlı iken'e geliriz. Burada bağlı iken'i seçip sonrakiyi diyoruz. Şimdi işlemler sekmesi çıktı. Burada bir işlem eklememiz gerekiyor. Burada önerilen işlemler var fakat bunlar bizim istediğimiz yerler değil. Burada uygulama arama yerine metni seslendir var. Burada ben belgeler kısmında metin seslendire tıklıyoruz. Burada bakın silik bir metin yazıyor. Buraya Siri'nin konuşmasını istediğimiz metni yazmamız gerekiyor. Şimdi ben buraya of yine mi şarj olacağım yazıyorum. Yazdıktan sonra bakın burası çok önemli. Yuvarlak içinde bir sağ ok var. Buna tıklıyoruz. Burada Türkçe seçeneği olması gerekiyor. Artı yelda yerine Siri yaparsanız daha iyi olur dostlarım. Bunu yaptıktan sonra da sonrakiye tıklamamız gerekiyor. Şimdi burası da çok önemli. Az önceki yer önemliydi. Burası daha çok önemli. Bakın altta çalıştırmadan önce sor. Eğer siz bunu yeşilde bırakırsanız ne olacak biliyor musunuz? Siz şarj takacaksınız ama bir türlü Siri konuşmayacak. Size soracak konuşayım mı konuşmayayım mı? O yüzden bize sormaması adına diyoruz ki bunu kaldır bakın ekranda belirtti zaten. Çalıştırmada önce sorulmasın Hayır sorulmasın. Bana soru sorma. Direkt çalıştır dedik ve bittiye tıkladık. Şu an iPhone'umuzu şarjı taktığımızda konuşacak. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Of oh, yine mi şarj olacak? Evet duydunuz. Belki birazcık sessiz olmuş olabilir çünkü ekran kaydı aldığım için duymamış olabilirsiniz. Fakat ayarı böyle. Şimdi şarjı takarken çalıştı. Bir de çıkartırken bir şeyler değil mi? Yine mantık aynı dostlarım. Sağ üstteki artıya tıklıyoruz. Kişisel otomasyon yarat diyoruz. Burada yine şarj aletini seçiyoruz. Bağlıyken seçiyoruz. Burada yine çok önemli bir yer var. Bağlıyken seçerken bakın bağlıyken kalkmıyor. Yani bağlıyken seçili kalıyor. Buradaki tiki kaldırmamız gerekiyor. Kaldırmazsanız bu sefer önce yapmış olduğunuz ziyan olacak. O yüzden buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi sonraki diyoruz. Tekrardan buraya geliyoruz ve metni seslendir yazıyoruz. Yine buraya bir metin yazacağız. Ne yazalım? Hoşçakal dostum yazalım. Yine oka tıkladık. Yelda yerine Siri sesi seçtik. Sonraki dedik. Önemli kısım soru kapattık. Sorma dedik. Bitti dedik. Artık şu an telefonu çaydan çıkarttığımızda. Hoşçakal dostum. Dedi. Bu benim çok sevdiğim bir özellik. Instagram'da 3.6 milyon izlendi ve bir sürü yorum aldım, bir sürü mesaj aldım. Detaylı bir biçimde benden istediğiniz ben de bugün sizlerle paylaştım. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim butonu var. Yani tüm bildirimleri al var. Onu seçerseniz de benim paylaştığım videoları size bildirim gelecektir. Ve benim videolarım izlenmeye başlayacaktır. Bunu yaparsanız da gerçekten çok mutlu olurum. Umuyorum ki başka bir videoda tekrardan görüşeceğiz. Eğer ki merak ettiğiniz bir şey varsa da bana Instagram adresimden, Discord kanalımızdan, Telegram kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere de kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.